Evet. Evet hocam. Savaşa niye girdik? Evet. Yani Birinci Dünya Savaşı'na. Savaşa niye girdik? Girmek zorundaydık belki. Şimdi kolay Aşim'in sizin şey anlattığınız şeye cevap veriyorlar. Okuma yazması olmamasından bahsetmiyorum Murat Bey. İyi anlayın. Aptal değilim kardeşim. Gayet iyi anlıyorum. Arşivin zoğun dediniz ya bir gavur yani profesör. Off-titer Bill'den bahsediyor. Anladım. Arşivin zoğuluna alıntı konusunda güvenmemekten bahsediyor. Kardeşim kıçını kırsın o gavur. Öğrensin. Ondan sonra o kitaptaki şey doğru mu değil mi karar versin. Böyle öküzün trene baktığı gibi belgeye bakacaksın. Anlamayacaksın. Okuma yazma olmayacak. Sonra Türk kaynaklarına güvenemiyorum. Şimdi bir şey diyecektim ayıp olacak. Kaynağına demiyor. Yayınlanan belgeye. Yayınlanan belgeye güvenmiyorum. Yayınlanan belgeye girer. Şey gibi. Evet. Okuma yazması yok ama neymiş efendim? Son dönem Osmanlı tarihi çalışacak. Ne çalışırsın? Osmanlı tarihi çalışmıyordum. Genel çalışıyor. Japon tarihi mi yahu? Şey, Birinci Dünya Harbi. İttifak devletlerin Kafkasya politikasını çalışıyor. Yani Kafkasya yazışmalarımız nece? Yani. Hayır, bizi çalışmıyor zaten. Çalışıyor. Diğerlerini de çalışıyor. Evet hocam. Hepsini çalışıyor. Evet. Evet hocam. Savaşa girme süreci aslında karışık bir süreç. Yani hakikaten uzun uzun anlatmak gerekiyor. Çünkü bizde yeknesan bir fikir yok. Kimse dinlemez abi. Bir fikir yok. En manalı, en temiz anlaşılır yazı en kısa yazılır. Enver Paşa'nın şeyi. Öyle diyelim. Nasıl? Yani bizim savaşa girmemizin en önemli şeyi Enver Paşa'nın en önemlilerden biri Enver Paşa. Belki 3-4 kişiden biri Enver Paşa. Hatta biliyorsunuz çok büyük şayialar var. Enver Paşa'nın işte Almanlardan rüşvet aldığı savaşa girmek için falan. Tabii bunların hiçbiri doğru değil. Bir ara bizim basında da yazıldı, çizildi. Ha doğru, öyle bir şeyler çıkmıştı. Evet. Enver Paşa ya atfen işte iki defa rüşvet aldı. Bir savaşa girerken, bir de Çanakkale savaşlarından sonra özel bir barışla Osmanlı Devleti'ni savaştan çıkartmak için. Ama bunların her ikisi de sadece fantazi. Nereye dayanıyor? Şeye dayanıyor aslında. İttihat ve Terakki'nin genel sekreteri Şükrü Bile dayanıyor. Onun anılarında evet. Şükrü Bledan anılarında Çanakkale savaşlarından sonra aman boş ver dursun ya. Dursun Alman dursun. Büyükelçinin Enver Paşa'ya İlk gün mü gelip, affedersin hocam ilk gün mü gönderdi? Göstersene ilk gün. Su dökülmüş yer siliniyor program ne olacak? Ya kayar düşersin Allah Allah. İnsanlık da suç yani sana. İlk gün beni düşünmez. Sağ ol. Kablolar var. Kablolar tutulmasın diye. Bu da kablo yok. Bu şeydi ki. Evet Şükrü Bledan ne diyor? Allah Allah. Şükrü Bile de şöyle diyor. Diyor ki Çanakkale savaşları zaferle bittikten sonra diyor bir gün Alman Büyükelçisi Enver Paşa'yı ziyaret etti ve kapalı bir zarf uzattı. Hmm. Enver Paşa da nezaketen zarfı aldı ama diyor muhtemelen içinde ne olduğunu bilmiyordu diyor. Hmm. Büyükelçi çıktıktan sonra açtı 1 milyon dolarlık bir Deutsche Bank'tan bir hisse. Hmm. Enver Paşa sonra etrafındakilere ne yapacağını soruyor. Çünkü iade etse Büyükelçi diyor ki Kaiser'in size özel hediyesi diye takdim ediyor bunu. İade etse Kaiser'e haksızlık olacak. Saygısızlık olacak. Haksızlık demiyorum. Kaiser'e saygısızlık olacak. İade etmese rüşvet almış olacak. Sonra hemen o akşam Meclis Yüköle'ye Bakanlar Kurulu toplantısı var. Oraya gidiyor ve o çeki orada. Bunu levazıma, ordu levazımına verilmek üzere çok güzel evet. Şey veriyor. Çok güzel. Bir bu olay var. Diğer bir olay... Bu hocam bu rüşvet değil. İşte bunu rüşvet diye yorumluyorlar. O, bir daha Şükrü Bey yorumlamaz. Ne zamandı? Bizim ulusal gazetelerden biri bunu manşet yaptı. Gazeteler yani. Yorumladı. Gazeteler hayır, bunu yaptı. Almanlar belki o niyette vermiş olabilir ama Enver Paşa bir vatansevere Kaiser'in özel hediyesi diyor. İşte orası biraz kafayı karıştırıyor. Ya arkadaşlar Lozan'ın Türkçe metni demiyoruz. Lozan Anlaşması Fransızcadır. Orijinal metni yani İsmet Paşa'nın, Rıza Nur'un falan imzaladığı metni diyoruz. Islak imzalı metini. Bu Fransa'da. Bizde değil. İngilizler'de de değil. Evet. Yunan'da da değil, Amerika'da da değil, hiçbir yerde de değil. Fransa'da saklanıyor. Islak imzalı orijinal metinden bahsediyoruz. Yoksa kardeşim metni yayınlandı 50 kere çıktı. Eski Türkçe baskısı da vardır onun. İlk imzaladığında ondan bahsediyoruz. Allah aşkına bana Lozan nerededir diye yazmayın. Kim bahsediyor? Müsaadenizle bilirim biraz onu. Yapı Kredi bütün zabıtları yayınladığı ıslak imzalı metinden bahsediyorum. Şu anlaşma kabul edin. Şuraya İsmet diye imza atmış adam altına.
Aha bu. Böyle yaptığınız vakit çık şöyle anlatayım. Böyle yapacağım mürekkep dağılıyor, dağılacak bir durum olacak. O. Evet hocam, affedersin. Evet. İkinci bir olay var. Savaşın başında, daha savaş yeni başlamışken Avrupa'da ittifak imzalandıktan sonra Kaiser ısrarla bir Mercedes araba hediye etmek istiyor. Enver Paşa'ya. Enver Paşa'ya. Önce at hediye edelim diyorlar. Sonra diyorlar ki ya atın dönemi geçti, bir araba hediye edelim diyorlar. Arabayı da hediye ediyor. Ama Enver Paşa aynı şekilde bu arabayı da şeye veriyor. Hocam Allah aşkına, imparatorluğu savaşa sokmanın karşılığı bir otomobil değildir. Ya muhakkak. Bu hediye buna. Ama hediye şimdi bu... Ama bak ne kadar dikkatli davranıyor, şahsını almıyor. Tabii canım, alıyorum adam. Ha bakın, buna benzer bir olay da şeyde var. Buna ilgili bir bildiri yazmıştım. Mustafa Kemal'de var. Mustafa Kemal bu daha sonra savaşın içerisinde 1917'de biliyorsunuz Yıldırım Orduları kuruluyor. Güney Cephesi'nde. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na ilk Falkenhayn atanıyor. Eski Alman Genelkurmay Başkanı. Zaten bu ordunun hikayesi ilginç. Almanlar bu orduya Gruppe F diyorlar. Yani Falkenhayn ordusu diyorlar. Tamam. Bütün Alman belgelerinde Falkenhayn ordusu olarak geçiyor. Hocam ne olmuş o orduda? Bu orduda şu oluyor Murat Bey. Mustafa Kemal de bu orada 7. Ordu Komutanı. Yıldırım Ordular 3 ordudan oluşuyor. Biri de 7. Ordu. 7. Ordu Komutanı Mustafa, demek ki muhtemelen Falkenhayn önceden bir araştırma yapıyor ordu komutanları hakkında. Mustafa Kemal'le iyi geçinemeyeceğini düşünüyor. Ve Mustafa Kemal'e küçük keseler içerisinde bir emir subayla altın gönderiyor. Ve Mustafa Kemal altın sandıkların içinde geliyor, küçük sandıklar içerisinde. Nereden anlıyor? Mustafa Kemal bunu daha sonra Birinci Dünya Savaşı'yla ilgili anılarını anlatırken Milliyet'te yayınlandı bunlar. 1926 yılında kendisi anlatıyor. Açıyorlar altın. Şahsa özel diyor. Getiren bak, Alman subay. Şahsa özel. Diyor ki sizin yani. Mustafa Kemal diyor ki ben bunu kabul edemem diyor. Ama diyor Falkenhayn Hazretleri size gönderdi diyor. O zaman diyor bir tutanak tutalım. Senin olsun bunu, diyor. Senin bunu bana teslim ettiğine dair, benim de bunu teslim aldığıma dair tutanağı tutuyorlar. Mustafa Kemal de bunu alıyor. 7. Yıldırım Orduların levazım şeyine veriyor. 7. Ordunun levazımına teslim ediyor. Daha sonra olay ilginç. 1926'da Mustafa Kemal bunu anlatınca Almanya'da kıyamet kopuyor. Dışişleri Bakanlığı arşivinde bir sürü yazışma var, belge var. Ha, Almanlarda. Almanlarda. Onları niye çünkü yayınlamıyorsun? Abi, yayınlamış arkadaşlar. Bunu yayınladım. Yayınlamış ya. Bunu, ama kitap yapılır ya. Ya. Kitap değil de bildiri olarak. Kitap mı konuluyor? Kim okur ya? Bu ama dediği gibi yani bir kitaplık adadır, bir makale değil. Yani bir hayır, makale olacak bir şey. Bilmemiz, deşemiz falan, harika bir kitap olur ya. Ben bunu Makedonya'da sundum. Bildiri olarak sundum. Kaç sayfa bildirin? Kaç sayfa? Valla hatırlamıyorum da herhalde 13-14 sayfa bir şey olmaz. Abi belgelerin sonuna tercümesini koy. Kitap olur. Ha, doğru. Sonuna hayır, tüm bu şu tercümelerini, bak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuyla ilgili önemli bir mesele. Bence çok önemli. Ve evet, onun da önemli bir davranışı. Ve çok Almanlar haklı. Da o kadar önemsiyor ki bunu. Bu bir diplomatik krize dönüşüyor. Murat çok haklı. Ya şimdi hoca gibi hassas insanlar var. Bu birazcık gazeteci kafası önemli, olsa neler yapılır? Çok önemli neler bir şey. Hocam, Mustafa, şimdi abi belgelerin arkasına koyuyorsun. Atatürk'e yapılan haksızlıklara verilecek cevaplardan biridir. Atatürk'e haksızlıkla ilgisi yok, siz de bunu oraya... Atatürk'e haksızlık yapılmıyor. Yani Atatürk rüşvet aldı falan. Çok da bir tarihi dedikodu kitabı. Hayır, Alman rüşvet teklifi. Bugün yapılıyor diyor hocam. Bugün yapılıyor. Bugün haksızlık yapılıyor, doğru. Şimdi bu dönemin gazetelerinde... 1926'nın Alman gazetelerinde... 26'daki Milliyet'teki röportajı Atatürk'ün daha sonra kitap oldu değil mi? Kitap oldu. Falih Rıfkı Atay yayınladı. Falih Rıfkı Atay. O röportajları Falih Rıfkı Atay yayınladı. Bir de şey yayınladı. Atatürk'ün bütün eserleri diye kaynak yayınlarına çıkan 26 çıktı. Ciltlik bir şey var. O seride çıktı. O serinin içinde de var. Onlar. Ama ben esas üzerinde durdum. Bu diplomatik kriz. Yani evet. Almanlar diyor ki bunu yapamazsınız diyor. Bir Alman Genelkurmay Başkanı rüşvet teklif edemez diyor. Eski Genelkurmay Başkanı tabii. O 1917'de Yıldırım Ordular, 1915'te... Yani Almanlar 26'da kıyameti koparmışlar. Almanlar çünkü 26'da yayınlanıyor bu. Diyor ki bir Alman Genelkurmay Başkanı rüşvet alamaz diyor. Burada bir yanlışlık rüşvet var. Rüşvet almıyor ki, veriyor. Veremez. Verme teşebbüsünde bunu almıyorlar tabii. Rüşvet veremez diyor. Bu bir Alman Genelkurmay Başkanı'na hakarettir diyor. Böyle bir sürü yazışmalar var. Kaiser de yapmış. Kaiser de yapmış. Enver Paşa'ya. Böyle bir ton yazışma var. Dolayısıyla... Şimdi... Ama iyi diyeyim, ikisi de iyi yapmış. Yani Enver Paşa da Atatürk'te.